Sevgili izleyiciler, bu haberimizde sizlere Stuttgart'ın Feuerbach semtinden sesleniyoruz ve sizlere genç ve başarılı bir mimarımızı tanıtacağız. Murat Korkmaz Yüreği tanıtacağız. Sahibi olduğu M-Dry Mimarlık Bürosu'nda verdiği hizmetleri ve çalışmalarını birlikte izleyeceğiz. Gelin haberimizi birlikte izleyelim. Biraz kendinizi tanıtır mısınız? Evet, adım Murat Korkmaz Yürek. Almanya doğumluyum. Memleketim Yozgat. Evliyim, bir çocuğum var. Stuttgart'ın Tübingen semtinde büyüdüm. Karlsruhe'de üniversite okuduk, bitirdik. Ve Karlsruhe'de bitirdikten sonra Stuttgart'a yerleştik. İşimizi burada açtık ve hizmet vermeye devam ediyoruz. Genç yaşta bu tecrübeye sahip olmanızda da mutlaka aldığınız eğitimin büyük bir faydası vardır. Biraz bize aldığınız eğitimden bahseder misiniz? Kaç yıl sürdü? Tabii. Öncelikle eğitim inşaatta başladı. Sene 1990'da yaşımız 13 iken babamız inşaat yaptı. İnşaatta çalışa çalışa ilk temel eğitimi orada aldık. Sonradan işte okulda biraz yönlendikten sonra Karlsruhe Üniversitesi gerçekten Almanya içinde en sayılı üniversitelerden ve dünya çapında da Almanya mimarlıkta uzman. Ondan dolayı orayı da bilerek seçtik neticede. En güzel olay sadece 30 öğrenci alıyorlar ve birebir derslerde çok efektif oluyor. Artı onun haricinde tabii Almanya'nın ve Stuttgart'ın en büyük mimar bürosunda da staj yaptım. O da çok büyük bir tecrübe kazandırdı bize üniversite hayatımızda. Bugünün bildiğiniz Stuttgart'ın ünlü MES'i. Oradaki projede de çalıştım ben. Tabii ki o projede 50 tane mimar çalıştı. Yani biz de 50 birisiydik öğrencilik hayatımızda. Üniversiteyi bitirdikten sonra Feyingen'de Project Management bürosu var. Dries und Sommer diye. Avrupa'nın en büyüğü, dünyada ikinci büyük şirket bu konuda. Çok başarılı bir şirket. Orada da tabii ki çalışarak orada kendimizi geliştirme imkanı bulduk. Ve burada işte o imkanları daha iyi değerlendirmek için kendi ofisimizi kurduk. Birçok cami projesine imza attığınızı biliyoruz. Gerçekten hem dış görünüşü hem iç görünüşüyle gerçekten birbirinden güzel camilere imza attınız. Biraz bu camilerden de bahseder misiniz? İlk yaptığımız büyük proje Stuttgart Nordbahnhof Camisi olarak geçiyor ve orada Süleyman Efendi Cemaatinin camisi. Zor bir altyapı vardı. Bina çok büyük ve denkmal göçüs bir bina. Ve orada tadilat olarak işlemimizi yaptık. Aslında orada sadece iç mimari yaptık. Onu bitirdik. Onun şu an mescit katı ve üst katlarını bitirdik. Çok sade bir görünüm oldu. Çok da beğeni topluyor halktan. Alt katlarının şu an yapımı içinde müracaatları yaptık. Alt katı da alışveriş merkezi, kapalı otopark alanı falan çıkarıyoruz ki oradaki camide oradaki cemaate çok daha güzel bir hizmet versin diye. Artı bu çevrede şu an Essingen'i üstlendik. Essingen cami projesi yarım kalmıştı. Ondan sonra oranın yönetimi bize geldi ve talepte bulundu. Anlaştık. Güzel şekilde dışını bitirdik. Şu an içinin iç mimarisindeyiz. Bu senenin sonunda Allah izin verirse Leinfelden Echterdingen cami projemizin inşaatı başlayacak diye çok seviniyoruz. Müracaatı 2 sene önce yaptık. Almanya'da malum böyle cami projelerinin müsaadesi biraz zor çıkıyor. Belediyelerden kaynaklanan bir olay bu. Onun bu sene sonuna doğru işte inşaatı başladı. Çok sevineceğiz çünkü o cami projesi çok Almanya ve dünyada çok ses ve yankı yarattı. Modern bir tarzı var. Öyle bir tarz yani çok nadir yapılmış bir cami projesi ve biz o projeyle tanınmaya biraz sebep oldu açıkçası bizim bu konuda. Proje yapılmadan
Berlin'de, Hamburg'da, Münih'te müzelerde sergi olarak çıktı. Ve şu anda inşaat başladığı an Arşitekt Mikama'nın verdiği şeyler var, ödüller var. O ödüle de aday olarak yazıldı bile. Türk vatandaşlarımızla çalışmaktan çok memnunuz. Yani seve seve çalışıyoruz. İşte sadece o noktada bir anlayış farklılığı var. Onun haricinde biz Türk vatandaşlarımızla çok memnunuz. Hatta genel olarak bu da Almanlarla olmuyor. Onu da açıkça söylemek lazım. Almanlarla işimiz bittiği zaman iş bitiyor. Kontak bazen kalıyor ama Türk vatandaşlarımızla iş bittiği zaman genel olarak dost oluyoruz ve her zaman görüşüyoruz.